Ve şimdi efendim inovasyonda kadın projesi ödül merasimine götüreceğiz. Sizleri KADEM'den kadın girişimcilere ödül. Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM'in TÜBİTAK Marmara Teknokent İşbirliği ile düzenlediği İnovasyonda Kadın Projesi'nde dereceye giren girişimcilere ödülleri verildi. Çok mutluyuz, çok memnunuz, çok gurur duyuyoruz. Dördüncüsü gerçekleştirilen projeye 275 kadın girişimci başvurdu. Bilim, teknoloji, Ar-Ge alanında bir fikrim var diyen girişimcilerden finale kalan 30 kadın TÜBİTAK Marmara Teknokent'te kampa katılmaya hak kazandı. 7 gün boyunca akademisyenler finalistlere girişimcilik, pazarlama ve ticarileştirme alanlarında eğitim verdi. Bir fikirken şimdi nasıl gerçekten işte önümüzdeki yıl belki atıyorum bir şey alabilirsem, destek alabilirsem önümüzdeki yıl hangi aşamalardan sonra benim ürünüm çıkabilir ve insanlar alabilir, bunun daha somutlaştı. Kamp ödül töreniyle son buldu. Programın ev sahipliğini KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptı. Yenilikler de kadınlardan doğar. İnancıyla çıktığımız bu yolda kadınların kendilerine hasredilen çalışma alanlarından daha geniş yeteneklere sahip olduklarını gördük. Sümeyye Erdoğan Bayraktar konuşmasında KADEM'in inovasyon projesiyle kadınları girişimciliğe özendirmek istiyoruz dedi. Misafirler. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik kalkınmanın yolu girişimcilikten geçiyor. Bir ülkede girişimcilerin desteklendiği ölçüde refah seviyesi de yükseliyor. Bununla birlikte nüfusun yarısını oluşturan kadınların iş hayatına katılması ve bir adım daha öteye giderek istihdam sağlayan birer girişimci olması ülkenin ekonomik kalkınması için önemli bir köşe taşı. Programın kapanış konuşmasını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptı. Kadınlarımızın desteği arttıkça Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmesi çok daha kolay olacaktır. Küresel ekonomi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Dünya teknolojisi yeni bir döneme girdi. E-ticaret, gen teknolojisi, yapay zeka, yeni enerji kaynakları gibi 21. yüzyılın teknolojileri dünya ekonomisini baştan sona dönüştürmekte. Bu yeni dönemde iyi yetiştirmiş genç kızlarımızın, genç kadınlarımızın küresel öncüler olarak Türkiye ekonomisinin dönüşümüne büyük katkılar sağlayacağına eminim. Tören 30 kadın girişimciden projesi ilk 5'e girmeye hak kazanan kadınlara ödüllerinin verilmesiyle son buldu. Ödül sahipleri projelerini hayata geçirdiği takdirde KADEM 5 kadın girişimciden her birine 25 bin lira nakdi destekte bulunacak. Bir haftada gerçekten çok yoğundu ve çok inanılmaz bir kamptı ya. Yani hani bayağı iyi.